Abi şimdi bu videoda sana nasıl navigation yapıldığını anlatacağım Flutter içinde. Şimdi bak, bir application yapıyoruz biz. Bu application bir sürü farklı sayfası olacak değil mi? Şu ana kadar biz hep bir sayfa için çalıştık. Birden fazla sayfa olduğu zaman bunların arasında bir geçiş yapmamız lazım. Bir web sitesinde nasıl bir linke tıkladığında seni başka bir yere yönlendiriyor. Aynı mantık, tamam mı? Bundaki sistem web sitesinden birazcık daha farklı. Web sitesinde tıkladığın zaman linke komple o sayfa sunucudan yükleniyor, sana gösteriliyor. Burada abi mesela bir butona tıkladın, yeni bir sayfaya geçecek. O sayfa şu anda görmüş olduğun sayfanın üstüne geliyor. Tamam mı? Mantık bu. Geri geldiğin zaman o sayfa bir önceki sayfanın üstünden çekiliyor. Yani bir katman olayı var aslında, anladın mı? Yani her yeni sayfaya tıktığında o katman en üstüne geliyor ve sen onu görüyorsun. Alttakileri göremiyorsun. Yani Photoshop kullananlar bilir o mantığı. O direkt o mantık var, tamam mı? Web sitesinden farkı bu. Şimdi onu göreceğiz beraber. Burada genel bir şablon oluşturdum hızlı bir şekilde. İşte myapp diye bir stateless widget'ımız var. Bunun içinde first screen diye bir stateless widget koydum buraya. Biraz sonra second screen de oluşturacağız. Birinci ve ikinci ekranlar şeklinde. Şimdi burada scaffold'umuz var. Buraya basit bir buton koyacağız ilk önce, tamam mı? Hatta ondan önce bir app bar koyalım. Burada bizim bir tane title'ımız olacak. First screen. Tamam mı? Bunu bir de center'layalım. Yok, böyle değil, basıldım. First screen. Öyle değil tabii ki, şöyle yapacağız. Center title true. Yani bunu ortaladık, süper. Şimdi bu first screen'de olduğumuzun bir kanıtı gibi bir şey, tamam mı? Yani ayırt etmemizi sağlayacak. Süper. Şimdi body'nin içine abi bir tane buton koyacağım. Column ekleyeceğim bir tane. Column. Children. Buraya abi bir tane elevated button ekleyeceğim. Bunu child'ım text olacak. Ve şey olsun mesela, go to second page. Tamam mı? Ve on pressed şey olacak. Metodu. Ve iş şimdilik boş kalsın. Tamam mı? Çok güzel. Bundan ortalamak istiyorum. O yüzden geleceğim. Bunu center'la wrap edeceğim. Sarmalayacağım böyle center. Çok güzel. Tamam. Tıklanabilir bir butonumuz oldu. Süper. Şimdi biraz sonra bunun için dolduracağız dediğim gibi. Abi bunun için doldurmadan önce geri bir tane stateless widget oluşturalım. Bu da second screen olsun, tamam mı? Second screen. Ya ne oldu lan burada, bir dakika. Yanlış bir şey oluşturduk. Stateless widget. Aynen. Second screen. Çok güzel. Şimdi burada da aynı şekilde scaffold olacak. Bak şu kalımdan itibaren aynısı, çünkü aynısı olacak. Buraya kopyalıyorum. Abi yapıştır buraya. Burada ne olsun? Go back to first page. Tamam mı? Second screen olacak. Şu anda bir component oluşturuyoruz aslında. React'ı bilenler için söyleyeyim. Bir component oluşturuyoruz. Burada bir return değerimiz var. Scaffold'a döndürüyoruz. Bunun çağrıldığı yere komple bu sayfa gidecek. O mantığı düşün, anladın mı? Second screen, go back to first page. Tamam, süper. Şu anda biz burada main function'ın içinde myapp'i çağırıyoruz. myapp'te first screen'i render oluyor. Ben eğer buraya second screen yazarsam bu second screen'i görebileceğiz, tamam mı? Şimdi varsayım olarak ilk önce first screen olacak. Ben bu butona bastığım zaman second screen olacak. İşte bunu bu on press'in içinde yapacağız, tamam mı? Ne yapacağız? Şöyle bir metodumuz var bizim. Navigation push. Tamam mı? Push ve pop var zaten. Push yeni bir sayfayı o katmanın en üstüne koymanı sağlıyor. Pop da onu geri silmeni sağlıyor. Şimdi push istiyoruz çünkü birinci sayfadayız, first screen'deyiz. Bastığımızda ikinci sayfanın üste gelmesini istiyoruz. Süper. Şunları sil kendimiz yapacağız biz. Burada bir context'imiz olacak. Context. Burada material app olacak. Material app. Bakalım başka. Yok, material app değil abi, ne alaka? Materials. Neydi lan? Page miydi neydi? Page route. Tamam. Bunun içine ne koyacağız abi? Bakalım. Builder'ımız olacak bir tane. Builder. Context.
ve hangisini render almak istiyorsak, second screen widget'ını, component'ını render almak istiyoruz. Olay bu kadar, buraya da noktalı virgülünü koyuyorsun, tertemiz. Olay bu. Şimdi biz first screen'deyken eğer buna basarsam beni ikinci ekran atacak. Çok güzel, anladın mı? Bak, üste yeni bir katman koydum ya, otomatik olarak sistem bu oku koydu buraya, geri tuşunu. Bastığımda eski ekran otomatik beni atıyor. Şu anda buradayız. Bu en temel katman olduğu için sistem buraya bir geri tuşu eklemiyor. Çünkü geride başka bir sayfa yok. Bu en temel sayfa, anladın mı? Ben buna bastığımda üste bu sayfa ekleniyor. Dolayısıyla sistem ha burada yeni bir sayfa varmış diye buraya bunu ekliyor. Ama biz tabii ki bu butona da bu özelliği eklemek istiyoruz. O yüzden geleceğiz. Buraya pop metoduyla bunu silmeyi falan yapacağız. Navigator pop. Direkt konteksti koyuyorsun, sonra noktalı virgül yapıştır, bu kadar. Şimdi buna bastığımızda bunu katmanın üstünden kaldıracak. Tekrar buna basıyorum, o katmanı getiriyor. Burada belirttiğim component'ı, widget'i render alıyor. Hop. Geldim, second screen'deyim. Second screen'deyken buna tekrar bastığımda varsayılan olan katmanı üstten çekiyor. Mantık bu, tamam mı? Eğer abi sen diyorsan ki ben buradaki oku istemiyorum, ben sadece kendi butonlarım olsun istiyorum diyorsan, o zaman buradaki app bar'a geliyorsun. Çünkü bu ok app bar'ın içinde varsayım olarak geliyor. Buraya geliyorsun. Buraya bir komut yazman lazım. Neydi bunun adı bakalım. Automatically imply leading. Bunu false yaptığın zaman abi varsayım olarak gelen şeyin kaldırmış oluyorsun. Anlamı artık o yok. Sadece senin yapmış olduğun butonlar var. Süper. Anladım. Tertemiz bir şekilde navigate edebiliyorsun. Süper. Olay bu. Şimdi çok güzel. Bunu yapıyoruz ama biz bir data da göndermek istiyoruz, tamam mı? Yeni bir sayfaya gideceğiz ama o esnada bulunduğumuz sayfadan gideceğimiz sayfaya bir data göndermek istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız abi. Artık React'a çok benziyor. Bak, ben React.js'i öğrenmiştim değil mi? React Native bile değil. React.js web için kullanılan olanı. Yani dil farklı, sektör farklı, birisi web birisi mobil ama abi mantık aynı, anladın mı? Mantık gerçekten aynı. Yani orada da component var, mantığı var. Burada da o mantık var. Burada belki adı widget component değil ama mantık aynı. Yani orada da parantezin içinde datayı koyup gönderiyorsun. Burada da aynı şekilde tüm dillerde belli bir mantık var. O mantık hepsinin aynı. Çok çok güzel. Yani o mantığı çözdükten sonra gerisi geliyor. Her neyse. Bu second screen'in içinde bunu render alıyoruz ya. Bunun içine göndermek istediğimiz datayı yazacağız. Geldik abi buraya. Ne yazalım mesela? Name olsun, tamam mı? Name Fatih. Tamam, name diye bir değişken koydum. Şu anda bu hata veriyor bana çünkü bu gönderdiğim değişkeni nereye gönderiyorum? Bu widget'e gönderiyorum değil mi? Şu widget. Bu widget'in içinde bunu tanımlamam lazım. Tamam, buna bakalım şimdi. Buraya geleceğim. Final string name. Tamam, bunu tanımladım. Çok güzel. Yetmiyor ama. Sadece bu yetmiyor. Bir de şurada böyle bir olayımız var. Bunun içine geleceğiz. Abi diyeceğiz ki şöyle bir şeyler yazacağız. K, evet. Ben de daha öğreniyorum bu arada. Yani burada tam olarak ne yapıyoruz onu bilmiyorum yani, haberiniz olsun. Ama iş yapıyor mu yapıyor, sıkıntı yok. Bir saniye. Ne yapıyormuşuz burada? Aynen K. Required this name. Bu kadar. Sonra buraya geliyorsun. Super K. Aynen bu kadar. Şimdi bu değişikliğin olması için bunu yeniden başlatmamız lazım. Yeniden başlayalım. Kayıta mıyız abi? Aynen, çok güzel. Şimdi first screen'deyim. Basıyorum. Tamam, geldik. Data geldi ama datayı göstermediğim için gelip gelmediğini bilmiyoruz. O yüzden şimdi second screen'de bu datayı aldım ben. Name isimli bir şeyim var, değişkenim. Bu değişkeni ben bir yerde kullanmam lazım. Kalemin içine geliyorum. Burada elevated button'dan sonra buraya ekstradan bir şey eklemeyiz mi? Yok. Şuraya gelmemiz lazım.
Buraya abi gel. Şey yazacaksın sen buraya mesela. Nedir abi? Abi mesela text ekle buraya, tamam mı? Text ekle. Buraya da değişken olarak işte burada öbür widget'ten aldığımız şeyi ekleyeceğiz. Bu kadar. Aynen bak gördün mü? Şu anda first screen'deyim. Second page'e gidiyorum. Second screen'e ya da neyse işte. Hop bak Fatih'i gördüm. Buradaki Fatih nereden geliyor? Buradan geliyor. Ben eğer buraya mesela Ahmet yazarsam. Geri gel, tekrar gel Ahmet. Anladın mı? Yani bu şekilde data transferi yapabiliyoruz. Tüm olay bu kadar. Yani burada gönderiyorsun. Gönderdiğin widget'te, component'te bunu tanımlıyorsun. Burada bir şeyin içinde başka bir şeyler daha yapıyorsun. Onu zamanla öğreneceğiz. Sıkıntı yok. Ve burada da herhangi bir yerde kullanabilirsin. Yani istersen text widget'in içine kullan, istersen başka bir yerde. Mantık tamamen bu. Bu şekilde ileri geri gidebiliyoruz. Data transferi yapıyoruz. Başka bir şey var mı? Şimdilik yok. Dediğim gibi yani olay bu. Şurada neler dönüyor bunu zamanla öğreneceğiz. Şu anda çalışan bir uygulama çıkartma derdindeyiz. O çıkıyorsa gerisini zamanla öğreneceğiz. Sıkıntı yok. Olay bu kadar. Görüşmek üzere.